Din sizler yürüyorlar, nümayiş yapıyorlar ama Müslüman gençler gitseler bir üniversiteye deseler ki biz bunları telin ediyoruz. Bu milletin çocuklarına diyoruz ki bu topraklar bize yerin altında kefensiz yatan dedelerimizin emanetidir. Biz de yürüyecek, safımızı belli edecek Allahu ekber, Kur'an-ı Kerim'in emirleri, buyrukları mukaddesatımız bu topraklarda yalnız değildir. Tarafsız olanlara gelin, biz buradayız. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın safında durun, müsaade verin, biz de yürüyeceğiz. Biz de açıklama yapacağız dedikleri zaman, aman efendim, bir bilseniz ben neler yapıyorum, ben neleri koruyorum. Şimdi sessiz kalmamız lazım, şimdi biraz daha yürümemiz lazım. Ne oldu Müslümanlar? 20 yıldır yürüyoruz, camilerimiz artıyor, imamlarımız artıyor, hocalarımız artıyor. Ama sokaklarda bir kadın eşinin yanında nasıl durursa milletin çocukları öyle dolaşıyor sokaklarda. Sahiller öyleydi, şimdi sokaklar o hale geldi. Camiler artıyor, hocaların sayısı artıyor ama namaz kılanların oranı düşüyor. Gençliğimizi kaybediyoruz, zannediyorlar ki İslam'a büyük mücadele, İslam adına büyük mücadele veriyorlar. Evet bir mücadele var. Ama neyin mücadelesi? Namaz kılanlar, koltuklarını korumanın mücadelesini veriyorlar. Başka bu fotoğrafın bir izahı var mı? Varsa izah edelim. Birileri çıksın izah etsinler. Elbette bunun içinde derdi olanlar var. Acı çekenler var. Ey derdi olanlar, ey acı çekenler, İslamiyet sizin bu milletin evladı adına bugün adım atmanızı beklerken, bugün konuşmayacak, bugün bu adımları atmayacaksanız ne zaman konuşacaksınız? Şehvat aranasına dönen üniversitede o festivaller, mezuniyet törenleri onlar serbest. Ama Kur'an-ı hükümlerine göre bir gencin manifestoyu duyurması, ilan etmesi, nerede durması gerektiğini bu milletin çocuklarına ilan ve ihbarı ona gelince onlarca, yüzlerce engel. La ye'lûnekum habala. Allah Teala buyuruyor ki, onlar size öyle tuzak kuracaklar ki hiçbir şeyi eksik bırakmayacaklar. Her yönden saracaklar sizi. Sen de ne diyeceksin? Efendim ben bu vilayetin belediye başkanı. Burada müftüyüm. Burada şunları yapıyorum. Orada rektör oldum. Burada dekanım. Ne yaptık ya? Neler yapıyoruz? Kendimizi kaybediyoruz. Evimizi kaybediyoruz. Yerimizi kaybediyoruz. Yurdumuzu kaybediyoruz. Artık hayvan gibi çiftleşmeleri sokaklara taşıdılar. Bütün bu ahlaksızlıklar edepsizlikler. Yani Trabzon'da şimdi 30 sene önce birisi dudak dudağa gelse böyle onu alırlardı böyle denize savururlardı. Öyleydi. Ama 10 sene önce burada söyledim onu size. Selim hocamla çıktık. Her sene gittiğimizde evvela Trabzon'a gittiğinde evvela nereye gidiyoruz? Gençler Trabzon'a gidince önce nereye gideceksiniz? Nereye? Ali Şükrü Bey'e. Ali Şükrü Bey'e. Hilafeti İslamiye için başını feda eden, bir günde 16 defa kürsüye çıkan, seni idam edecekler dediği zaman, bin başı Ali Şükrü'nün başı, Hazreti Muhammed'in yoluna feda olsun diyen ve onun neticesinde Topal Osman'a bir suikastle öldürtülen, şehit edilen Ali Şükrü'nün kabrine gittim. Her gittiğimde öyle oraya gidiyorum. Oradan mesaj veriyorum kafire. Diyorum ki bak eğer tuzakların varsa biz de Ali Şükrü gibi diyoruz ki binlerce canımız olsa Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna feda olsun.